Canlar, bugün havuz günü, havuza gitmeye karar verdim. Çok sevdiğim bir arkadaşım biraz dürttü. Dürtülmeye ihtiyacım vardı. Çocuk musun dedi, niye havuza gitmiyorsun dedi. Ve hak verdim, o bir şans benim için. Dizide zaten bir haftada çok izledim. Keşke geçen haftada bir beni yani harekete geçirseydi. Böyle bir para çantam var. Paramı bırakmışım içerisine. Şimdi en ant yani gönüllü iş yaptığım için, yönetim kurulunda olduğum için böyle nereden almıştık biz bunu? Lantrasant'tan almıştık. Gönüllü yapan insanlara böyle bir kart veriliyor. İşte müzelerde işte böyle devlete ait olan yerlerde indirim yapılıyor. Havuz da bunlara dahil. Böyle bir para çantasıyla gitmek benim işime geliyor. Çok fazla yer kaplamıyor. Dolayısıyla kendimle taşıyorum. Problem değil. Kaybolsa da çok fazla bir malzemem yok içerisinde. Yine şöyle bir kül taşem var. Serin tutuyor bu. Özel aldım. Zaten bunlar havuz için satılıyor ve ben Türkiye'ye de birkaç çını götürmüştüm. Kendime bir içecek götüreceğim. Üzüm götürüyorum, yıkadım. Benim rutin işte malzemelerim, havuz malzemelerim. Bunlar da benim güneş için. Nivea'nın vardı, iş yerinde bıraktım. Çünkü lekelere karşı cilt doktoru Malatya'da yani 5. aydan, 3. ay mı demişti, 5. ay mı demişti bilmiyorum. O aydan itibaren sürekli güneş kremi kullanmam gerektiğini tavsiye etti. Ben pek sevmiyorum güneş kremi kullanmayı ama tabii bu lekeler beni çok rahatsız ettiği için kullanma kararı verdim. Zaten normalde de en azından kollarıma falan kullanıyorum. Havuzda zaten dikkatli olmak zorundayım. Bunları götürüyorum. Bir tanesi yüz için, bir tanesi vücut için. Başka ne yapıyorum? Terliğimi göstereyim size. Bu da benim havuza giderken aslında kapalı yüzme havuzu için pardon, kapalı yüzme havuzu için o terlik kaymaması için, ama ben burada havuza giderken de kullanıyorum. Bunu da yastık yapıyorum. Çünkü kitap okuyacağım havuzda. Başka ölürüm. Nasıl vakit geçireceğim? Ben sıkılıyorum öyle yerlerde. Bunu da böyle bir bakın, alt kısmı yine bu şekilde. İşte çayırlara serileceği için, hem de serin tutması için. Bunlar tabi havuz için satılan battaniyeler. Evet, bir de kitaplarım. Genelde Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını götürüyorum. 3 tane kitabını seçtim. Hacı Baba, Kız Evlat. Acaba bakmış mıydım bilemiyorum. Deniz Kızı. Hem de göz geçirmiş oldum. Bir de Rich Dad, Poor Dad. Bunu biraz okumuştum ben. Tekrar gözden geçireyim dedim. Bu kitap güzel bir kitap. Zaten en çok satılan kitaplar arasında. Anlatabiliyor muyum? Nihayet harekete geçtim. Bir şey yememeyi düşünüyorum. Geldiğimde buzluktan balık çıkarttım. Onu kızartacağım. Fazla kilolarım var. Çok mutsuzdum. Mutsuz olduğum zaman kendime konsantre olamıyorum. Kendime bakamıyorum. Yavaş yavaş düze çıkıyorum. Biraz da size oradan görüntüler alırım. Ben buraya gelen ilk salağım, gördüğünüz gibi. Ay Allah'ım, bu nasıl bir işkenceydi. Allah'ım, terim gözüme kadar girdi. Bir de uçuk çıkmış, uçak krem sürdüm, krem falan da gitti. Ay Allah'ım, bu nasıl bir işkence. Size buraya göstereyim ama rahat rahat size gösterme şansım var. Bakın tesis. Arkada kafe falan var. İsterseniz size hamburgerdi, işte sandviçti, değişik şeyler var. Bakın burada, burası çocuklar için. Arkadaki havuzda görüyor musunuz bilmiyorum. Arkada da bir bayan var benim gibi.
kafayı yemiş biri. Canlar, şimdi gölgede seçtim. Çünkü 2 saatlik uykuyla ayaktayım. Gölgede hiç güneşte duramam, zaten terden öldüm. Ve biraz kesilmem lazım. Görüyorsunuz değil mi? Doğası nasıl güzel. Süper 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 süper. Nasıl güzel bir yer. Mutlu olacak mı acaba bugün? Bilemiyorum. Size bir şey anlatayım. Burada dostluklar, arkadaşlıklar, bu havuzlarda tanışmalar falan fıstıklar hiç olmuyor. Ben bir ara bir Türk ailesiyle sohbet ettim böyle havuza geldiğimde. Saflığıma baksanıza. Kadına işte düşünebiliyor musunuz? O dönemler nasıl bir düşünce yapısına sahiptim. Uzun süre işsiz kaldım çünkü. Kadın işte Türkiye'ye gideceğini söyledi ve ben ona para verdim. Bana kahve getirsin diye. Para da gitti. Ve ben bayanı bir daha hiç görmedim. Zaten bir defa görmüştüm. Görsem de tanımam yani. İşte bizim hikayelerimiz. Almanya hikayeleri. Hiç bitmiyor. Evet, ben niye düşündüm? Şu ana kadar havuza gelmedim. Aa, gelene kadar da emin olun. Sanki azarlanmış bir çocuk gibi başımı önüme eğe eğe. O kadar kötü ki. O kadar sıcaktı ki anlatamam. Of Allah'ım, Allah'ım. Bu nasıl bir hava? Berbat bir hava. Ama burası çok güzel. Ağacın gölgesinde muhteşem bir esinti. Şimdi horul horul uyuyorum. Yine güzel bir dizi izliyorum, Çin dizisini. Tabii çok atlattım, çok sinirimi bozan şeyler oldu. Böyle sinirimi, böyle sevimli falan insanlar olmadığı sürece ben atlatıyorum. Hoşuma giden şeyleri izliyorum dizide de. Bırakamadım. Saat 3.30 muydu, 4'e doğruydu. 6.30'da da uyandım. Uyuyamadım. Niye uyuyamadım? Çünkü çok sıcak. Evet. Aa, bugün niye insanlar yok? Çünkü insanlar işe gidiyorlar. Bu 6. ay. Ah, ne kadar güzel. İki kimse yok. Rahat rahat havuza girerim tertemiz. Rahat rahat dinlenirim. Güzel bir gün geçecek gibi. Evet. Gerçekten güzel. Güzel esinti var. Evime de yakın, yürüyerek geldim. Hakikaten kondisyonum çok düşmüş. Niye? Çünkü uzun zamandır ben yürüyüş falan çok yapan bir insandım. Yani çok yapmıyordum ama yapmaya çalışıyordum en azından. Uzun zamandır, bir yıldır doğru düzgün yürüyüş yapmıyorum. Bu giderken gelirken bu bile, bu küçük işte, bugün belki yüzeceğim biraz. Bu kadarlık bile bence iyidir sağlık açısından. Ben şöyle düşündüm, bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğim. Hani şimdi gelmesem bile yine bir ara gelirim, bir hafta sonu gelirim falan filan. Ama niye ben bu günlerimi değerlendirmeyeyim ki? Keşke işler hafta da gelseydim. Yani. Hem de ne güzel, bakın hiç kimse yok. Oh, her taraf bana ait. Bu arada girişe de 2 euro verdim. Hermeslik olduğu için. Hani kartımdan dolayı indirim yapıldı. Gerçek fiyatı ne bilmiyorum. Öpüyorum canlar. Gördüğünüz gibi havuz sefama devam ediyorum. Güneş geçmesin diye beynime. Ay, bu ne hal? İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Onları göstermeyeyim ama belki görmek istemeyebilirler. Saat kaçta geldim? Saat 12'den önce geldim. Saat şu anda 2.30. Biraz Okşan'la görüştüm, sohbet ettik. O da kahvaltı yapıyordu. Evet, evet, evet. Bu şekilde. Size birazcık etrafı göstereyim. Bayağı güneş çıktı. Acayip güneş çıktı. Kitaplarımı da okuyamadım. Biraz uyukladım. Biraz sohbet ettim. Biraz internete baktım. Ben öyle akşama kadar dayanamam ya. Giderim şimdi birazdan. Ama yarın yine geleceğim. Canlar, bugün havuza gitmemin 2. günü. Havuza giderken makyaj yapılmaz diye bir kural mı var? Dün gitmedim. Çünkü tembellik ettim ve Galaksi gibi aşk Çin dizisini bırakamadım açıkçası.
Bir de birkaç işim vardı. Bak bu arada paketlerimiz artık Pak istasyona gidiyormuş. APP ile desteklenen, yani DHL APP'sini yüklüyorsunuz cep telefonunuza. Ben o kadar çok sinirlendim ki dün. Çünkü paketiniz Zugestet, yani konteyner Zugestet verdim diye bir mesaj geldi ve bir gün sonra en yakın yerde alacağım diye yorumladım. Ben filiale gittim, şubeye gittim. Bize en yakın şubeye gittim. Onlar işte Pak istasyona gitmiş dediler. Ben de Pak istasyona gittim, Aldi'nin orada. Sende numara vardı, gönderme numarası. O numarayı verdiğim zaman herhalde alırım diye düşündüm. Bir baktım ki böyle dolaplardan oluşan, kimse başında yok ve de QR kod var. Tabii geri döndüm. Ben bu DHL'e bayağı ulaşmak için uğraştım. Kundun servisine, müşteri servisine. O kadar çok sinirlendim ki adamlara diyorum ki ben size bu şeyi verdim mi, yani bu okeyi verdim mi? Adam da diyor ki okuyun önce falan filan diyor. O da tabii birazcık gerizekalılık yapıyor. Neyse telefonu suratıma kapattı. Ben de dedim ya şu APP'yi yükleyin bakalım. Yükledim. Ve işte Kundun, yani müşteri şeyi oluşturuyorsunuz. Hesabı oluşturuyorsunuz. Hesabımı oluşturdum, tekrar gittim Pak istasyona. Neyse bir iki denemede tak diye benim paketin olduğu dolap açıldı. Gerçekten de yani teknoloji ilk anlamda insanı korkutuyor olabilir ama insan yaşantısını kesinlikle kolaylaştırıyor. Çünkü aksi takdirde bu filiallere gittiğiniz zaman onların açılış kapanış saatlerini beklemek zorundasınız. Cumartesi pazarı var ama burada istediğiniz saatte giderseniz, ne zaman müsait olursanız. Bir de alışveriş merkezini, yani herkesin sürekli gitmiş olduğu bir yere koymuşlar. Alışverişinize gitmeden önce paketinizi alıp çıkarsınız. Güzel bir uygulamaydı. Pozani'de çalışan akrabama anlattım. Bayağı iyiymiş dedi. Evet, şimdi full şeyle, donanımla. Bugün kendimle üzüm götürüyorum. Yine bu sefer siyah üzüm götürüyorum. Daha önce beyaz, nasıl desem, İşte normal. Ona ne deniyor ya? Siyah üzüm, beyaz üzüm. Beyaz üzüm yedim. O kadar hoşuma gitmedi. Şimdi siyah üzüm götürüyorum. Bugün uzun kalmayı düşünüyorum. Uzun kalırım ve belki orada hamburger yerim. Hiç orada oturmamıştım, oradaki tesiste. Bir değişiklik olsun. Belki biraz da size görüntü alırım, video alırım. Ne hallerdim, gözüme kadar ter girdi. Bu arada bunu getirdim, fitness böyle bel ağrılar için. Ben bunu yastık yapacağım çünkü daha önce getirdim, tam yastık rolünü yapmadı. Güneşte duramam, ay öldüm. Bu zaten kayıyor, kaydığı zaman alabildiğim kadar alacağım çünkü zaten tenim çok hassas. Geçen geldim, o kadar da korunduğum halde kaşıntıdan öldüm. Alerji yapıyor bende çünkü. Nasıl erkek şortum? Erkek şortu. Aynen. Bugün kendime İspanyolca kitabımı getirdim. Bir de şunu fark ettim. Dizilerle gerçekten dil ilerletilebilir. Çünkü bu Çin dizilerinden fark ettim. Çok severek izlediğin zaman o dile de aşina oluyorsunuz bir zaman, bir zaman sonra. İspanyol ama sarması lazım. Öyle dikkatimi çeken, hoşuma giden bir dizi yakalayabilirim umarım. İspanyolca bir kitabımı getirdim, Asimil diye. Ona biraz göz geçireceğim. Çünkü bu sene sonunda cemevindeki görevimi devretmek istiyorum. Ve tekrar dillere döneceğim. Benim bu bir hobi benim için. Hayatımda her zaman olacak. Ara ara hakim de olmasam. Tabii böcekli de, burası ormanların falan içerisinde olduğu için çok fazla böcek yok, rahatsız edecek kadar, ama var yani. Çok güzel bir yer. Ha, bu arada dün semiz otuyla çok güzel bir yemek yaptım Okşan'ın önerisiyle. Ben otçu bir insanı çok seviyorum ama çok otları tanımıyorum, böyle bir eksikliğim var. Semiz otu işte bu 2 yıldır falan Türk Bakkalı'na geliyor. Ben sadece çorbaya katılır diyordum.
Dayı kızın tavsiyesiyle cacığını yaptım. Çocuğu da çok güzel. Okşan tavsiyesiyle de yemeğini yaptım. Fakat Okşan'dan artı olarak domates kattım ben. Soğanı kavurdum. Biberle, yeşil biberle. Sonra domates kattım. Salçasını, pul biberini, tuzunu, semiz otunu, birazcık da su. Bunlar hepsi kaynadı. Kaynayınca biraz da pirinç kattım. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Güzel bir öneri oldu. Biz pirpirim diyoruz. Aynısını Okşan da söyledi. Semiz otu, halk arasında pirpirim, semiz otu. İşte batı bölgesinde kullanılıyor. Biz pirpirim diyoruz halk arasında. Okşan da aynı şeyi söyledi. Onu bildiğini bilmiyordum. Güzel bir tesadüf oldu. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyorum kitabımla. Gördüğünüz gibi biraz önce yüzdüm. Kitabım ıslanmasın diye. Benim için kitaplar çok önemli. Hiç sayfalarını karalamam, etmem. Bazı arkadaşları uyarak karaladıklarımda da çok kendime çok kızmışımdır. Asla kitaplarımı yıpratmam. Yıpratılmasını sevmem. Canım Spanish. İspanyolcamı çok ihmal ettim. Bakalım neler varmış. Ben hamburgeri seviyorum. İşte wurstları seviyorum. Sosisler. Bakalım ne bulabileceğim. İlk defa burada oturacağım. Değişiklik olsun benim için değil mi ya? Flash keze. Bu 3.20 idi. Ve içerisindeki ketçap ve buharlar içinde 30 cent aldılar. İşte burada ilk defa oturuyorum. Bir şeyler yiyorum. Ben genelde yememeyi tercih ediyorum. Zayıflamak istediğim için. Hani deneyeyim dedim burada da. Üçüncü gün. Bugün yastık olarak bunu getirdim. Evden klent getirdim. Yalnız o diğer silindir şeklinde olanı da getirecektim. Unuttum. Umarım yastık bana yeter. Gördüğünüz gibi yine full terledim mi? Gördünüz mü? Ay. Bu sefer gecelik diye aldığım penye bu elbiseyi giydim. Zaten gecelik asla kullanmam ben. Ama böyle bir fikir gelişti. Hatta bir bakayım yani böyle geceliklerden ben birkaç tane daha alayım. Çünkü Okşan'a da söylemiştim. Deniz kenarında falan havuzda giyecek elbise ihtiyacım var diye. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Bir sonraki durak bana bir elbise göndermişti. Canım benim. O da zaten ben penye arıyorum yani. Onu da giyemezdim. Şeye çok yakışmıştı zaten. Okşan'a çok yakışmıştı. Bu arada kilolarımı veremiyorum. Çok fazla bir şey yediğimden de değil. Bugün gidip tantuni yapacağım. Dün kuzu eti aldım. 2 kilo kuzu eti aldım. Eti kemiksiz olanını böyle tantuni gibi küçük küçük doğrattırdım. Bir de süt danası aldım. Onları zaten kavuruyorum. Bugün cumartesi. Ve kalabalık çok tatlı. İnsanlar aileleriyle geliyorlar. Çocuklarıyla geliyorlar. Bir tanesi bana böyle elini uzatmış. Bir eli kırmızı ojeli, biri mavi ojeli. Onları bana gösteriyordu. Çok tatlılar ya. Çocuklar çok tatlı. Bazı aileler tabii çocuklarına yaklaştırmıyorlar. Korkuyorlar. O yüzden de ben mesafeli davranıyorum. Ama umarım sevdirirler. Çok tatlılar Allah'ım. Çok şekerler. Size biraz doğal ortamı göstereyim. Gelmiş olduğum havuzda. Görüyorsunuz. Yeşilliğin burada ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'deki o betonlaşmanın ne kadar sağlıksız olduğunu ve benim kaldığım yer ormanlık bir bölge. Bakın tepelere bakın. Görüyorsunuz. Yeşilliğe ne kadar önem veriliyor. Her taraf yeşillik. Burada da çocuklar için bu küçük havuz. Bakın. İnsanlar gelmişler. Burası da havuzun bir başka bölümü. Burada insanlar havuzdan çıktıkları zaman duşlarını alıyorlar. Karşıda da işte havuz. Birazcık size detaylı bir şekilde göstereyim dedim. Burası da oyun alanı. Çocuklarıyla gelen insanlar için. Çocuklarını eğlendirebilsinler diye. Gerçi çocuklar bebeklik yaşlarında itibaren yüzmeyi öğreniyorlar. Bizler gibi değiller. Karşıda da tesisiz. Eğer yemek isterseniz, çek isterseniz. Arkadaki o sarı kapalı ev de duş alınma yeri. Ben ama mikrop kaparım falan diye asla orada duş mu almıyorum. Zaten evime yakın olduğu için.
Birazcık gösterdim size havuzu. Görüyorsunuz her taraf yeşillik. Biraz önce havuza girdim, çıktım. Daha önce yüzme dersi almıştım. İşte söylediğim gibi tekrar o korkular geldi. Ayağımın değdiğinden emin olursam yüzüyorum. Ama sanıyorum sürekli tekrarlasam tekrar o kendime güvenim gelecek. İşte kitabımı getirdim. Asimile getirdim. Ona arada bakıyorum. İspanyolcama dönmem gerekiyor gerçekten. Yazık, bir sürü emek verdim. Unutmak istemiyorum. İspanyolcayı da seviyorum. Size şunu söyleyeyim. Böyle ailelerinden mal kalan arkadaşlar. Bazen düşünüyorum hangi devirde yaşıyoruz ya, bu kadar. Bu nasıl bir kafa yapısı yani? İşte kızlara pay verilmemesi, hak verilmemesi ve diğer kardeşler hangi vicdanla kız kardeşlerinin mallarını, mülklerini sürüyorlar ya da yiyorlar, nasıl uyuyorlar? Böyle yapan herkesi kınıyorum. Herkesi kınıyorum. Hep adaletli olun, doğru olun. Ve adaletli olmayan da Allah'ım yedirmesin. Başka da bir şey söylemiyorum. Hiç doğru şeyler değil. Doğru düşünce yapıları değil. Eskiden bu şekilde kurulmuş. Çok çok eskilerde bunlar kurulmuş. O zaman ki artık kafa yapısı neydi bilemiyorum. Doğru şeyler değil tabii. Hiç kimse kimsenin cebiyle ilgili, geleceğiyle ilgili, hayatıyla ilgili karar veremez. Kimse kimseyi kendisinden fazla düşünemez. Hiç kimse kimsenin de annesi babası da değil yani. Anne baba gittiği zaman yok işte evin büyüğüdür, yok evin en düşüncelisidir, bilmem nesidir. Bunlar doğru şeyler değil. Herkesin hakkını verin. Ve adalet, eğer istiyorsanız bu dünyada bir şeylerin doğru yürümesini istiyorsanız önce kendinizden başlayın. Siz kendiniz doğru olun.